I would like to welcome all of you to this online conference. And Dilara is going to give some more information before starting up the conference. And yes, Dilara. Okay. Thank you. Hello, good morning. Dear Transportation Minister, dear General Directorate of Highways, dear General Directorate to Turkish State Railways, dear colleagues and dear friends, I would like to welcome you all to the 4th Istanbul Bridge Conference. This year, the 4th organization was held by Turkish Association for Bridge and Structural Engineering. Thank you for your participation. Conference will be streamed in 3 channels. One of them is Zoom. And for other stream, please check the chat bars of the Zoom. And you can see we are live on YouTube right now. And for Turkish translation, please check links on the chat parts again. Türkçe'nin chat bölümünü lütfen kullanınız. Teşekkürler. Now, I would like to give the word to dear Deputy General Director of Highways, Mr. Mücahit Arman. Thank you very much for the floor. First of all, good morning. I would like to make my speech in Turkish. Kıymetli kamu ve özel sektör temsilcileri, bilim camiamızın değerli akademisyenleri, saygıdeğer destektaşların değerli katılımcılar, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti'nin organizasyonuyla pandemi şartları nedeniyle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz 4. Uluslararası İstanbul Köprü Konferansı'nda sizleri saygıyla selamlıyorum. Köprü araştırma tasarım ve yapımında geldiğimiz noktayı görmemize, karşılaştığımız sorunlara sürdürülebilir ve bunun üzerinden geliştirmemize imkan sağlayacak, geleceğe yönelik fikir ve öngörü sunacak uluslararası konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin kesişim noktası olan ülkemiz, tarihsel süreç boyunca pek yolu, kral yolu, baharat yolu olarak anılan yolları ev sahipliği yapmış. Günümüz ulaşım koridorları da büyük oranda bu güzergahlar üzerinde yapılanmıştır. Tarih boyunca insanlar hizmet eden bu koridorları modern teknolojileri kullanarak geliştirmek ve hizmet seviyesini en üst düzeyde tutmak bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda diğer sanat yapılarıyla birlikte önemli görev üstlenen köprülerimiz sadece suyun iki yakasını değil, geçmişi ve geleceği de birbirine bağlamaktadır. Kalkınma ve refah seviyesini de göstergesi konumundaki köprüsünden dengeli konsol köprü, gergin kablo askalı köprü, asma köprü, yüksek ve ciddi teli asma köprü gibi farklı tipte köprü yapım tekniklerinin uygulandığı günümüzde çok büyük ilerlemeler sağlanmış. Köprü tasarımı ve inşası alanında ses getirecek yatırımlar saygın projeler arasında yerlerini almıştır. Ülkemizdeki köprü yapım çalışmaları kapsamında 2003-2020 yılları arasında 369 kilometre uzunluğunda 3343 adet köprünün yapımı, 1144 adet köprünün onarımı, 340 adet tarihi köprünün restorasyonu tamamlanmış ve trafiğe hizmet veren 9310 adet köprünün uzunluğu 680 kilometre seviyesine ulaşmıştır. 73 kilometre uzunluğunda 557 adet köprü ve viyadüğün de yapım çalışmaları devam etmektedir. Güvenli, zamanında ulaştıran, çevreye uyarlı, konforlu yollar vizyonuyla çalışmalarına yön veren kurumumuz, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin simgeleri arasına giren dünya çapında önemli eserlerin arasında yenilerini dahil etme misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan birçok özelliğiyle dünya ve ülkemiz mühendislik tarihi açısından büyük kilometre taşı olma niteliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre uzunluğunda orta açıklığıyla tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacaktır. Yan açıklıkları ve yaklaşım yörükleriyle birlikte toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülen 2x3 trafik şeridi olacak olan köprümüz, bilgi, birikim, tecrübe ve estetik bir araya geldiği ülkemizin en önemli yatırımlarından.
Aselli Avrupa'yı 15 Temmuz şehitler Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Marmara Ray ve Avrasya tünellerinden sonra 6. kez birbirine bağlayacak olan köprü sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği ülkeleri özellikle komşularının Bulgaristan ve Yunanistan açısından da önem taşımaktadır. Dev eserin 2022 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Yapım çalışmalarında sona gelinen 660 metrelik Tümüran köprüsü, ters diye tipi kule olarak tasarlanmış, tek plan ve orta açıklığı 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer almaktadır. Köprü inşaatının bu yılın Aralık ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Yine yapım çalışmaları devam eden büyük ölçekli projelerimizden dengeli kontrol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ayak üzerinde inşa edilen İstevya Düğü, tamamlandığında ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip Karayolu Köprüsü konumuna gelecektir. Sirt'te yapılan Zarova Köprüsü, 21 metrelik uzunluğuyla karayollarımızdaki en uzun köprülerden olacak olan Hasan Kehf 2, dikme sürme yöntemiyle inşa edilen Tuğma, 4 adet dengeli konsol birlikten oluşan Artvin Yusuf Elbolu köprüleri de kuruluşumuzca sürdürdüğümüz diğer önemli köprü yatırımlarındandır. Türkiye'de gelişmiş köprü yapım teknikleriyle karayolu ağının kalitesini arttıran eserlerin hayata geçirilmesi konusunda ortaya koyduğu irade ve kararlılıkla ülkemizin çar atlatan yatırımların mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, hükümetimizin değerli üyelerine destekleri ve yol gösteren tutumları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli katılımcılar, önemli ve çığır açan projeleri başarıyla yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmalarını yürüten Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan üniversite, kamu ve özel sektör mensuplarınca 25 Ocak 1990 tarihinde kurulmuş olup faaliyetini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir. Yollar Türk Milli Komitesi'nin nihai amacı genel olarak karayolu sektör temsilcilerini bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar olan ilişkileri geliştirmek. Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Birliği'nin en önemli organizasyonu olan Dünya Tünel Kongresi ve Genel Kurulu'nu 2023 yılında ülkemizde düzenlemek için aday olan komitemiz, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ülkemizin ilgili bakanlıklarına Kamu Etkin Başkanı'nın desteğiyle 2016 yılından bu yana yoğun bir tempo ve adalet çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte sizlerin de komitemize destek olacağına inanıyorum. Siz değerli katılımcılara tecrübelerini ve kıymetli bilgilerini paylaşacak meslektaşlarına, akademisyenlere, özel sektör mensuplarına, gayret ve özveriyle emek veren organizasyon komitesine teşekkür ediyor. Konferansın başarılı ve faydalı geçmesini dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Thank you, dear Deputy General Director of Highways, Mr. Mücahit Arman. Our next speaker is Professor Dr. Hakkı Polat Gülkan. He is worldwide known engineer and he is one of the legend in earthquake engineering. He is former president of Earthquake Engineering Research Institute, ERI, and former president of Turkish Association for Bridge Engineering. He is currently department chair of the Civil Engineering Department in Başkent University. Now I would like to give the word to dear Professor Dr. Hakkı Polat Gülkan. Good morning, everybody. I am truly delighted to be able to address the participants to the 4th Istanbul Bridge Conference. And given the circumstances under which this particular conference is being held, I think that the total number of participants at this moment, which equals 52, is truly a sign of the global interest in the particular branch of engineering that this conference deals with. I would like to go back a few years, 6 years in fact, when the Turkish chapter of the International Association of Bridge and Structural Engineering undertook the organization of the first conference
in 2014. At that time, we believed that it would be emblematic of our activities to hold this conference in Istanbul, which, because of the geographic location, straddling two continents in a notional way, would be a proper backdrop for bringing together bridge engineers from all over the world. The success of that first conference led to the organization of the second and the third at the regular intervals of 2 years. And we began organizing the fourth for 2020, a long time ago, well before the appearance of the worldwide pandemic, which led, of course, to the unfortunate situation of not only this conference, but virtually all other professional conferences in the world to being switched to the virtual format. That, in our opinion, is really not all that important, because what is important is the exchange of experience, of knowledge, of information, and the chance to catch up with our colleagues, even though that may be only in a virtual format over the screen. We hope that by the time the next conference is organized, this pandemic will have disappeared and we will have the traditional format of human contact in a professional meeting. Now, ladies and gentlemen, throughout the history of civilization, bridges have been the icons of cities, regions, countries, and even civilizations. All bridges are useful for transportation, commerce, and unfortunately, occasionally also of war. Bridges are necessary for civilizations to exist, and many bridges are truly beautiful, although there are some notable exceptions even to that. A few bridges have become symbols of the best, the most noble, and the most beautiful that mankind has achieved in terms of functional and architectural aesthetics. The secrets of the design and construction of ancient bridges have been lost, but how could one not marvel at the magnificence of, for example, those Roman aqueducts that still exist today? Now, modern bridge engineering has its roots in the 19th century, as we all know, when the rational methods of analysis were advanced, were perfected, and this was coupled to the arrival on the scene of better quality materials with which to realize the analysis and design of these edifices. So the arrival of wrought iron, steel, reinforced concrete, and later prestressed concrete to compete with timber, stone, and bridges made it possible to achieve ever longer spans and more daring architectural forms. Now, by the beginning of World War II, the transportation infrastructure of Europe and Northern America was essentially complete. Maybe not as extensive as it is today, but in terms of the cities and regions that were linked using these bridges. And it helped to sustain civilization as we now know it. The iconic bridge symbols of modern cities were in place. For example, Golden Gate comes to mind immediately.
the Brooklyn Bridge, an earlier edifice, had been in place. The London Bridge, the Eads Bridge, and a host of other bridges were in place and serving mankind in those countries and areas. Unfortunately, World War II led, at least in Europe, to the destruction of a good part of these bridges, especially those that spanned the Rhine and the Danube and the rivers in France. Therefore, a new era needed to be brought in terms of reconstruction, replacement, and improvement. And that was a challenge that the community of bridge engineers were able collectively to rise to. This impetus in bridge engineering still continues today. And the vice director of the Turkish General Directorate of State Highways has had in his backdrop, in the background, the Dardanelles Bridge that will span the Strait of Çanakkale with a central span of some 2 kilometers that will be in terms of the distance, the number one bridge when it is completed 3 years from today. And one of our keynote speakers is heavily involved in the construction of this iconic bridge. I am very happy to report to you. So spans are increasing, the weights seem to be decreasing, we are using less materials more efficiently, our methods of analysis have improved, and we can be ever more daring in terms of the essential dimensions of the bridges that we attempt to build. I know that the program has been structured in such a way as to maximize this information of bridge engineering at this particular instant of time. Now, the participants will benefit from some presentation, I'm sure, for their own professional activities. In closing, I would like to, first of all, thank our sponsors from the Turkish chapter of IAPSE, because not only this year for this conference, but also in the previous 3 conferences, it was facilitated and made possible through their generous contributions in terms of the expenses that need to be met. So the sponsors are listed in detail on the webpage for the conference, and each of them deserves a hearty welcome from all of us. I also would like to thank the programmed speakers, the participants, which now has risen from 52 5 minutes ago to 62. So this virtual format is also a type that we will have to become more adapted to as time progresses and learn to master its techniques as well. The panel members, of course, need to be thanked as well. So, ladies and gentlemen, once again, on behalf of the organizing and scientific committees of the 4th Istanbul Bridge Conference, I extend to you all a hearty welcome. I wish all of you enjoyment and professional benefit as you partake of this conference, and I hope that you will remember this in your professional life in years to come. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Hakkı Polatlıkan. Now I would like to give the word President of Turkish Association for Bridge and Structural Engineering, Professor Dr. Alp Caner. He is currently professor at Middle East Technical University, Department of Civil Engineering.
Also, he is president of International Association Bridge and Structural Engineering Foundation, which the organization works on worldwide voluntarily. Give engineering services whom needs in worldwide. Now I would like to give the word. Thanks. And before you begin, can I introduce a correction to Dilara's introduction of myself? I was never the president of ERI. I was the president of the International Association for Earthquake Engineering, but not of ERI. So in case somebody wonders when this strange phenomenon took place, the correction is it never did. Thank you. I've just learned that on YouTube channel, we are watched by about 30 people. So I guess about 100 people is almost watching us right now. And how do I start this, John? I can start. Well, dear Transportation Minister, dear General Directorate of Highways, dear General Directorate of Turkish State Railways, dear colleagues and friends, I would like to welcome all to the online 4th Istanbul Bridge Conference. In the online conference, more than 30 papers from 16 different countries will be presented. After the conference, selected papers will be sent for publication. And if you still didn't upload your paper to the EasyChair system, please do so. We will be sending authors the copyright agreement soon. The two-day conference is covering a variety of subjects on recent developments in bridge engineering. And I would like to also extend my deepest thanks to our organizers and co-organizers. Turkish Association for Bridge and Structural Engineering, Turkish Railways, and Turkish National Highway Committee, and the KGM. Turkish Association for Bridge and Structural Engineering has been established about 60 years ago. The president of the association is the national chair of the IFC in Zurich. Nezih Devrez, Polat Gülkan are the former presidents of the Turkish Association. And Ersin Aroğlu has been actively presented Turkey at the IFC conferences over the past years. Turkish Association for Bridge and Structural Engineering has worked on many technical documents. Well-known one was the TS500 reinforced concrete design for buildings. We have organized many international workshops and conferences in Turkey, including this online conference. Currently, we have formed Bridge Seismic Design Working Group, and I would like to give some spoilers from the conference content. We have very interesting papers on different subjects and recent research and construction. In the most recent major earthquakes in Turkey, one 2011, Sivrice 2020, and Izmir 2020, almost no damage has been detected in bridges. The bridges have been observed to have an excellent seismic performance in the recent earthquakes. The bridges in Turkey collapsed due to the flood, as observed anywhere else. In the past 20 years, about 90 bridges have failed or collapsed in Turkey, and 80% is due to flood. The similar statistical data has also been gathered in the USA, Europe, and China. Some of the papers are focusing on seismic analysis of bridges with linear and nonlinear solutions. The differences in analysis methods has been addressed in these papers. The old bridges require seismic retrofit and use of ultra-high performance concrete material as a retrofit tool will be presented as well. The seismic design of isolation systems for
for bridges will be addressed in one other paper. Structural health monitoring has been increasingly utilized on bridges, and data interpretation and sustainability of the measurement system can become very complex. Research on some practical ways of handling health monitoring data will be presented. For steel truss bridges, strain gauge measurements can be used to monitor the damage states and can provide some warning systems. The research on recent applications will be presented. Steel bridges are becoming popular for long span solutions in many cases compared to their concrete-based alternatives. Buckling-related problems can be solved by providing additional elements, and these solutions will be presented in this conference. Bridge deck repairs are inevitable part of the bridge maintenance programs. The repairs can result in detours or limited access on bridges that can result in traffic jams and economic losses. Therefore, it is important to have quick and fast repair methods to avoid unwanted disturbances to the community. The suspension bridge, cable and supporting system can require repair over the years. Case studies from Istanbul bridges will be presented in this conference. The repair methods will be discussed. Design and construction of suspension bridges will be presented in different sessions. Advances in computation methods can result in optimization of design. Permits for heavy load traffic will be discussed as well over suspension bridges. Talking on maintenance, one other element that may require maintenance are the bearings. Paper on bearing replacement, including installation under very heavy loads, will be presented in the conference. Bridge bearings may corrode over the years, and anti-corrosion protection systems has been developed over the years to protect the bearings from corrosion. A research on this topic will be presented. Over the years, quality testing methods and specifications has been improved. A recent test method for static and dynamic testing of expansion joints will be presented. Pre-stressed precast girders with cast-in-place deck is very popular bridge type for most of the countries. The technology requires some care in the bonding of end zone strands not to crack the ends of the girders. Some research on the amount of debonding will be presented. Cable state bridges are becoming more popular as the engineers have started to use more powerful computational techniques over the years. Both the design and construction require high mathematical computations. These bridges can be preferred over past longer spans than beam type of bridges. A highway bridge application in a very crowded city will be presented in the conference. This is in Brooklyn. Long-span pedestrian bridges have also been constructed with use of cables. This type of bridges usually requires to check against pedestrian comfort in walking to avoid undesired vibrations. A research paper on cable-state pedestrian bridge will be presented. A couple of research on use of artificial intelligence on bridge inspection and bridge management systems will be available in the conference. The presentation covered the need for artificial intelligence to minimize mistakes in decision making. Use of non-destructive measurement systems in condition assessment of historical bridges are becoming more popular. Papers on use of aerial photogrammetry and GPR will be available in the conference. Under the Turkish Association for Bridge and Structural Engineering, we have formed Seismic Design Working Group, Bridge Maintenance Group, and Special Bridge Working Group. We will start providing guidelines in these working groups. And these are the three working groups that we have done. And we have the videos of the meetings in our YouTube channel that you can watch the past meetings if you like to. IEBSE has been providing state-of-the-art in bridge design and engineering for more than 90 years. Polat Gülkan and Ersin Arıoğlu has been very active in the IEBSE for the last 30 years. The Turkish National Group has many achievements and thanks to their lead. By their motivation, I have been attending the IEBSE for the last 10 years, and the Turkish group are now chairing the Bearing Joints Working Group and the IEBSE Foundation. IEBSE Foundation has involved many volunteer works to promote bridge and structural engineering all over the world. We are now helping people in Nepal
Before we helped people in Uganda and Togo under different projects. We are funding graduate students under ATM fellowship and giving up to 25,000 euros for their self-development, for their education. If you'd like to donate to IFZ Foundation, that will be great. We have received one funding from Hyundai Qatar and one from Peter Zeitz in Germany in 2020. I believe that engineering is to be used in many fields, and our sponsors are different in variety. The Bridge Design and Engineering Magazine is our international media partner, and they have advertised the conference in their magazine last year, 2020. And BridgeWiz, Larsa, Vector Corrosion Technologies, TIS is a seismic isolation company, AGM is a bridge design company, Oplan Bridge is a software, Fresash is a manufacturer of post-tension and bearings, Maharaj is a bearing company, and Yapı Merkezi is the one of the largest, perhaps largest construction company in Turkey. And I'd like to thank them for sponsoring us. Conference will be in Istanbul in August 2022, and it will be the fifth one, and targeting it will be a face-to-face at Istanbul Sheraton Hotel, and I'd like to share a small video if possible. Hello, greetings from Sheraton Istanbul Hotel Atatürk. You are in John, how do I do this? Stop share. Right. Well, now I'm going to introduce Ersin Aroğlu. And Ersin Aroğlu was born in Istanbul in 1940. He graduated from Istanbul Technical University, Faculty of Civil Engineering in 1963. And held assistant posts in teaching and research for 5 years at the same university. Dr. Ersin Aroğlu founded the Yapı Merkezi Construction in Istanbul, Turkey in 1965. He was in charge of the company as chairman from 1969 to November 2002. By 2007, he has been chairman of Yapı Merkezi Holding. As a chairman, he led 12 companies, 10 national and 2 under Yapı Merkezi Holding 1998, which are active in research and development, engineering, design and consultancy, construction, education and manufacturing. Mother company Yapı Merkezi Construction engineered approximately 39 million square meters of construction as consultant designer or contractor in both Turkey
and abroad, ranging from industrial estates, mass housing, plants, factories, commercial buildings, tunnels, bridges, viaducts, transportation system to highways, power plants, water supplies, destruction, strengthening of historical buildings, and service building. His engineering expertise areas are structural engineering, concrete technology, construction methods, transportation systems, and structures earthquake engineering, repair and strengthening of structures, rail systems. His management expertise areas are project development, financing, investment, and execution of projects, and value-added engineering. He has published more than 80 articles, which appeared in various international and national technical journals, mainly in the fields of concrete technology, earthquake engineering, transportation systems and construction methods, quality management, site centers, education methods, crate thinking. He is also the author of a book on structural dynamics. He was also the editor of two industry catalogs and several symposia. He organized and coordinated both on national and international platforms, congresses, symposia, panels, conferences as member or technical or administrative chairman of the committees concerned. He has received decorations with being awarded by special certificates and was granted an honorary doctorate degree in recognition of contributions. During 1995-2002, he was chairman of Istanbul Science Center Foundation. In 1996, he was appointed as a Honorary Consul of the Republic of Slovenia in Istanbul, Turkey. He joined the board of the International Crisis Group between 1997 and 2008. In 1997, he was awarded the degree of PhD by the Faculty of Engineering of the Marmara University for his scientific contributions to the development of quality in civil engineering, and the lead has taken in promotion of the concept of scientific centers in Turkey. In November 2002, he was elected deputy to the Turkish parliament, representing Istanbul from CHP, Republican parties, as social democrat. Until July 2007, Dr. Arıoğlu participated as a member of board of trustees at Acıbadem University between 2007 and 2012. Since 2008, he has been a member of board of trustees at the White Dot Development Foundation. Since 2011, he has been Supreme Advisory Board Member and Ethics Committee President at the Turkish Contractors Association. In 2004, he was decorated by the President of the Slovenia with the Silver Honorary Order of the Republic of Slovenia, which is the highest order given to foreign persons in the recognition of his military services, enhancing the development of economic cooperation between Slovenia and Turkey. His CVs appear in several biographical publications, Who is Who in the World, 1981, 1983, 1997, Man of Achievement, 1984, International Book of Honor, 1985, Who is Who in Turkey, 1987, 1992, 1998. Dr. Arıoğlu is married and has 4 children and 9 grandchildren. I would like to give the floor to Dr. Ersin Arıoğlu for his talk. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. But my life is, of course, I am very old. Long time I lived, but it is, you know, maybe we send it longest one CV to you. Thank you very much for your with patience. You read it. Sayın Toplantı Başkanları, Sayın Karayolları Genel Müdürü, değerli kongre katılımcıları, kıymetli meslektaşlarım, saygılar ve sevgiler sunarak sizleri selamlamak istiyorum. Burada bulunmaktan ve çok mümtaz meslektaşlarım ile mühendislik odaklı bazı fikirlerimi paylaşmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana tanıyan Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Başkanı Sayın Doktor Alp Caner'in ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Doktor Polat Gülkan'ın şahsında bütün kurul üyelerine gönülden gelen duygularla teşekkür ederim. Konuşmamın birinci bölümünü mühendisliğin düşünce sistemine, bu sistemin özelliklerine ve mühendisliği sanata dönüştüren karar süreçlerinde dair bazı düşüncelerimi paylaşmaya ayırdım.
konuşmamın ikinci bölümünde ise köprü mühendisliğinin tarihsel gelişiminden köprü açıklıklarında bugün için ulaşılan ve gelecekte ulaşabileceğimiz limitlerden, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'nın dünya asma köprüler tarihindeki özgün konumundan, asma köprülerin statik ve dinamik yükler altında davranış özelliklerinden ve estetik değerlerinden kısa kısa notlar halinde bahsedilecektir. Konuşmamın sonunda üstlendiğimiz bazı projelerin yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat süreçlerini ve inşaatlar bittiğinde ulaşacağı görünümleri içeren 6 dakikalık bir görsel sunum katılımcılarla paylaşılacaktır. Değerli köprü sever dostlar, son bir haftadır sesimde oluşan rahatsızlık dolayısıyla konuşmamız bundan sonraki bölümünü sizlere genç meslektaşım Yasin Karakuş aktaracaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yasin, lütfen. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, evrende her an bizi hayrete düşürecek milyarlarca oluş bir akış içinde olup gidiyor. Örneğin uzayda galaksiler, güneşler, gezegenler birbirinin çevresinde dolanarak akıyor. Ben konuşmamı tamamlamadan dünyamız, güneş sistemi ve her bir takımın iziyle birlikte Samanyolu etrafında 1 milyon kilometre yol alacak. Yer bir ölçüyle dünya çevresinde 25 kere dönmüş gibi olacağız ve bunu hiç hissetmeyeceğiz. Bu seyahat yaşamamız için gerekli bir nimet. Güneşten evrene yayılan enerjinin milyarda biri dünyaya isabet ediyor. Bu kadarcık enerji bile dünyanın bugün tükettiği toplam enerjinin 10 bin katı. Termodinamik ilkeleri bilgi üretmek dahil her eylem için enerji gerektiğini söylüyor. Bugünkü bilgilerimizi diğer kere katlamak için bile yeterli enerjinin güneşten her an dünyaya indiğini biliyoruz. Bu enerji dünyadaki yaşamın can boyunca. Yaşam. Gördüğümüz bütün renkler nesnelerin üzerine vuran güneş ışınlarından yansıyan ışın dalga boyunca. Yansıtılmış ışın dalga boyunca ve yansıtılma oranın önceden takdir edilmiş ölçüdür. Böyle ki ölçüler kırmızı ise nesneleri kırmızı görüyoruz. Milyarlarca çeşit dalga boyu ve yansıtılma oranı. Bu nedenle tabiat renk gümüş için ağlar çiçeklerini, insanlar ve zıtlarını bu dalga boyunu yoğunluğuna benzer. Elimizden çıkan renk renk işleriyle dünyayı beziyoruz. Bütün bu güzellikler yansıyan güneş ışınlarının gözümüzdeki 3-4 milimetre karelik sarı noktadan beynimize süzülen geçimlerinden kaynaklanıyor. Adeta her an yerin kendi içinden topu yarattığını hissediyor. Böylece yaşamı ve uygarlıklarımızı inşa etmeyi yaşam, aklımız uygar kalıyor. Sözün özü, insan olduğu renk renk işleriyle enerji dönüşüyor. Maddeyi şekillendiriyor, uygarlıklar kuruyor, insanın önünü uzuyor, yaşam kalitesini yükseliyor, bunları daha kapsamlı kuruyor. Kısaca bu harika proses ile dünya değişiyor çünkü mühendisler yeryüzünde fikirlerini, düşüncelerini sürekli gerçeğe çevirmeye uğraşıyorlar. Kıymetli meslektaşlarım, insanoğlu yaşamını güvenli kılmak ve uzun yaşamak için geleceği bilmek ister. Bu nedenlerle bilgi toplar, bilgi işler, bilim yapar, teknoloji geliştirir, kendisine gerekli her şeyi üretir. Yeryüzünde var olduğu ilk andan itibaren dünyayı olduğu gibi anlamak ve algılamak üzere düşünceler üretmeye başlar. Düşünce, insanlığa bahşedilmiş mucizevi bir yetenektir. İnsanlığın gelişimini ve evrimini sağlar. Düşünceler bir sorunu çözmek veya bir hedefe ulaşmak üzere yapılandırılıp yönlendirilir. Kısaca hedef veya sorunun karakteri değişince düşünce yapısı da değişir. Bir matematik problemi çözme yöntemiyle bir öykü yazma alanındaki düşünce süreçleri farklıdır. Konuşmamın aksında mühendisler ve onların eserleri köprüler yer aldığından mühendislik düşüncelerini diğer düşünce alanlarından ayıran temel farklara özet olarak da olsa değinmek zorundayım.
Yaşıyor, görüyor ve kesinlikle biliyoruz ki hayat döngüsünde hiçbir şey kalıcı ve kusursuz değildir. O halde şeylerin ömrünü kısmen uzatmak veya kusurlarını azaltmak mümkün. Öyleyse her şeyin daha iyisine ulaşma umudu da her zaman olacaktır. İşte mühendisler daima daha iyinin, daha güzelin peşine düşerler ve icat ederek uygarlık kurarlar. Gözümüzün değdiği her noktada sessizce duran bir mühendislik emeği ve harikası vardır. Çoğu kere toplum ve hatta bizler dahi bu eserlerin farkında olmayız. Ancak eller çökerse, köprüler hasar görürse, araçlar kaza yaparsa, o zaman toplum ve medya mühendislerin üretimlerini konuşmaya başlar. Adeta varlıklarından haberdar olur. Diğer taraftan mühendislerin düşünce sistemi nedir sorusuna hazırda bir cevap bulmak zordur. Dünyayı değiştiren, şekil veren bir mesleğin toplumdan yalıtılması şaşırtıcıdır. Ancak sebepsiz de değildir. Burada toplumların soyut düşünce yeteneğinde gözlenen genel yetersizlikten eğitim sistemine kadar uzanan bir dizi etkenin rolü olabilir. Şurası kesindir ki mühendislik yapıtları mühendislerin aldığı sayısız kararlarla oluşur. Kararların kalitesi yapıtların başarısını belirler. Kaliteli ve verimli kararlar algoritması bulunmayan zihinsel süreçlerden geçer. Üstelik her mühendisin kendi düşünce stili vardır. Bu zor zihinsel serüveni kelimelere dökmekse sembollerle düşünüp yazmaya aşina mühendisler için çok keyifli bir faaliyet değildir. Mühendislik yapıtları tek kişinin eseri olamaz. Her zaman bir büyük işbirliğinin ürünüdür. Her yapıt yeni yapılmış olsa dahi binlerce yıllık bilgi ve tecrübe birikimini bağrında barındırır. Her eser önceki benzerleri gözetilerek inşa edilir. Golden Gate Köprüsü'nün Brooklyn Köprüsü'nden ilham almadığını, Akashi Kayıkö Köprüsü'nü inşa edenlerin Takoma Narrows Köprüsü'nden ders çıkarmadığını kim söyleyebilir? Bütün bilgiler akıllıca önceki denemelerden diğerlerine aktarıldığı gibi teoriler, formüller de bir köprüden diğerlerine gezinirler. Her köprüde Pisagor, El-Cabir, Newton, Euler, Laplace, Lorenz, Navier, Steinmann, Brown gibi sayısız bilim adamı ve mühendisin denklemleri, fikirleri o köprüyü gerçekleştirenlerin hesaplarında ve sezgilerinde harmanlanır durur. Bu nedenle mühendisler tevazı ve adeta görünmezdirler. Yan yana duran iki ressamın aynı manzara için hazırladıkları tablolardaki farklar gibi bir mühendislik sorununun çözümleri de mühendisten mühendise değişiklikler gösterebilir. Oysa ki mühendislerin mühendislik sorunlarını uyguladıkları düşünce yöntemleri ve karar verme ölçütleri ortak bir hedefe gelmiştir. İnsan ihtiyaçları için güvenli, verimli çözümler bulunur. Çok kaba hatlarıyla mühendislerin faaliyet alanları da toplanabilir. Taşıyıcı sistem tasarlayıp kuranlar, makineler icat edenler, ilişki içinde ağlar kuranlar, üretim yöntemleri icat edenler. Genelde mühendisler ürettikleri şeylerin adı ilanılırlar. İnşaat, makine, bilgisayar, kimya mühendisleri gibi. Günümüzde mühendislik faaliyet alanları çok genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Karakterindeki ortak özellikler değişmeden insanlık tarihi boyunca devam edilendir. Mühendislik alanlarının ortak 5 temel özelliği şöyle sıralanır. Kaynaklar, en uygun çözüm ve sorumluluk. Değişim. Bir mühendise ihtiyaç duyulması için önce ortada değişim gerektiren bir durum olmalıdır. Mühendisler bir mühendislik sorununu çözdüklerinde, örneğin bir baraj inşa ettiklerinde, köprü kurduklarında veya bir ampul icat ettiklerinde araçsız, köprüsüz veya ampulsüz hali gibi değildir. Dünya A0 noktasından AT durumuna gelmiştir ve değişim insanlığa fayda sağlamıştır. Belirsizlik. Değişimin hedeflenmesi konuya büyük ölçekte belirsizlikler yükler. Değişim gelecekle ilgilidir. İnsan olduğun geleceği yani gaybı bilmesi mümkün değildir. Benzer şekilde çözüm süreçlerinin geçireceği evreler de bilinemez. Ancak elindeki tecrübe ve bilgiler nispetinde iyimser veya kötümser senaryolarla tahminler yaparak kararlar verebilir. Örneğin baraj yapılmasının tarım alanlarına vereceği zararı kısmen öngörebilir. Fakat boyutlarını kesin olarak bilemez. Tek bildiği baraj gölü yeteri kadar su tutarsa elektrik üretecektir ve insanlar bundan faydalanacaktır.
Bir mühendislik eseri, fizibilite, tasarım, uygulama ve işletme aşamalarında alınan binlerce karar sonucu oluşur. Kararların kalitesi, eserin kalitesini belirler. Her kararın temel iki düşünce süreci vardır. Mümkün alternatiflerin ortaya çıkarılması ve alternatiflerden birinin seçilmesi. Bu süreçler belirsizliklerle doludur. Belirsizlikler beş tipik kaynaktan doğar. Verilerin yanlışlığı veya yetersizliği, geleceğin bilinmezliği, analizlerle ilgili modellerin gerçekle uyuşmazlığı, malzeme parametrelerindeki değişkenlik, insani hatalar. Süre giden belirsizlik, mühendisler için başarıyı engelleyen risk kaynağıdır. Bu nedenle mühendisler risk bulmak ve yok etmekte mahirdirler. Diğer taraftan kararların mühendislik etiği ilkeleri çerçevesinde alınması risklerin en tesirli panziridir. Kaynaklar. Mühendislik çözümleri için malzeme, enerji, teknoloji, insanın beyin ve kas gücü, zaman, finansman gibi kaynaklara ihtiyaç vardır. Mühendislik aleminde genelde kaynaklar hep kıt ve kısıtlıdır. Mühendis her zaman elindeki kaynaklarla en uygun değiş tokuşu yapmayı hedefler. Bugüne kadar korozyona en dayanıklı malzeme olan altını köprü yapımında kullanmayı kimse aklına bile getirmemiştir. Arşimet'in meşhur sözünü biliriz. Bana sağlam bir destek noktası ve yeteri uzunlukta bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım. Mühendisler arasında ise bizler için hiçbir şey imkansız değildir. Biraz zaman alır sözü slogan olarak dolaşır. Tercüme edersek, sınırsız zaman, bütçe ve esnek standartlar ile her şey yapılabilir demek isterler. Fakat bugüne kadar ne Arşimet'e istediği kaldıraç verilebilmiştir, ne de mühendislere istedikleri imkanlar. En uygun çözüm. Mühendislerin görevleri, sorunu çözecek alternatifleri ortaya çıkarmak ve alternatifler arasından en uygun olanı seçmektir. Seçimlerin karara bağlanmasında doğa yasaları, ekonomik şartlar, bazı estetik prensipler gibi objektif olabilen faktörlerin yanı sıra karar zamanı, konusu, ilgili toplum kültürü, mühendisin kendi sorumluluğunu algılama biçimi gibi sübjektif birçok duygusal faktöründe büyük etkisi vardır. Tüm bu faktörler mevcut belirsizlik ortamında kıt kaynaklarla uyumlu olması gereken en uygun çözüme ulaşmayı son derece meşakkatli ve çetin bir probleme dönüştürür. Mühendisin sorumluluğu. Mühendislik sorumluluk duygusundan yoksun olarak yapılamaz. Sorumluluk, mühendis olma niteliklerinin ilkidir ve diğer gerekli tüm nitelikleri garanti altına alır. Çağımız sorumluluklar çağıdır. Hiçbir üretim sorumsuzca yapılamaz. Sorumluluk, bütün mühendislik süreçlerinde titizlikle benimsenmelidir. Sorumluluk hakkında sözün özü söylenecek olursa, mühendislikte sorumluluk, evrime en açık, en faydalı değeri, en az toplumsal maliyetle üreten alternatifi ortaya çıkarmak ve o seçeneği uygulayabilmektir. Her mühendislik kararı ve eylemi için tek etik kural budur. Bu kural, mühendislikte başarıya giden yolu aydınlatır. Değerli katılımcılar, insanlık bugün iki farklı uygarlığı bir arada yaşamaya çalışıyor. Birincisi, on binlerce yıldır inşa ettiğimiz ve büyük çoğunluğu mühendislerin eseri olan fiziksel uygarlık, ikincisi ise internette, bilgisayarların içinde son 50-60 yıldır oluşturduğumuz sanal uygarlık. Bu uygarlıkların birbiriyle uyum içinde olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle henüz uygarlıklarımızın üstesinden gelemediği sorunlar var. En önemlileri eşitsizlik, gücün bir anlamda teknolojinin kötüye kullanılması, gezegenimizin kirlenmesi ve iklim değişimidir. 2030'da internet kullanıcı sayısının 6 milyara, işlem hızının ise bugünkünün 50 misline ulaşacağı hesaplanıyor. Bu gelişme, dünya sorunlarını küresel bazda, işbirliği içinde ve insanlığın yararına çözmek için olağanüstü bir fırsat yaratabilir. Ama tam tersi de olabilir. Daha çok kaos ve entropi de yaratabiliriz. Kısaca, gezegenin geleceği dahil her şey, insanoğlunun kafasındaki niyeti, yüreğindeki irfanı ve parmaklarının ucundaki potansiyeli, bir anlamda teknolojiyi nasıl kullanacağına bağlı. Günümüzde rekabet anlayışı, çözüm ortaklığı ve öğrenme hızı kavramlarıyla sarmalanıyor. Uygarlıklarımız bizden, üretimlerimizi daha az kaynakla, fakat daha uzun ömürlü, daha sağlam, daha hızlı, daha hafif, çok seçmeli ve mutlaka daha yeşil ve estetik anlayışlarla başarmamızı bekliyor. Özetle dünya
derin mühendislik sistemleri istiyor. İnsanlık sorunların üstesinden gelmek üzere devletler ve işletmeler halinde organize olmayı öğrenmiştir. Son 50 yıl içinde sorunlara daha kompakt takımlar halinde ve proje bazında çözümler üretilmesinin daha verimli olduğu görülmüştür. Yeni uygarlığın parlayan yıldızları proje bazında çalışabilen organizasyonlar olacaktır. Görülen odur ki dünya mevcut iki uygarlığı bütünleştirerek yeni bir uygarlık inşa etmeye hazırlanıyor. Yeni uygarlık sorunlarına sürdürülebilir çözümler bulmaya öncelik verecektir. Bu konuda insanlığın stratejisi muhtemelen her eşyayı internet üyesi haline getirip akıllandırmak ve elde edeceği yığın bilgi evreni yani big data ile sürdürülebilirliği pekiştirmek olacaktır. Kıymetli meslektaşlarım, mühendisler birbirinden etkilenen ayrıştırılamaz üç çeşit ölçüt seti kullanırlar. Doğa yasalarına dayanan ölçütler. Minimum malzeme kullanmaya yönelik fakat doğadan ve fonksiyondan kaynaklanan tüm tesirlere karşı yeterli direnç sağlayan ölçütlerdir. Eserin doğa kanunları içinde verimini ölçer, güvenliğini sorgular. Bu tip ölçüler evrenseldir, objektiftir ve her yerde geçerlidir. Ekonomik şartlara dayanan ölçütler. Ekonomik şartlardan, coğrafi ve sosyal faktörlerden kaynaklanır. Eserin maliyet fayda analizini yapan, tahmin edilebilir ekonomik sınırlarını belirleyen, politik irade ve beklentilerini gözeten sübjektif ölçütlerdir. Estetik ölçütler. Bunlar iki grupta izlenebilir. İlki eseri tasarlayan ve inşa edenlerin iradesinden doğan ölçütler. İkincisi eseri kullananların beklentileridir. Bunlar doğanın ve ekonominin kısıtları içinde hangi ölçüde zarafet ile çözüm bulunabildiğini sorgular. Daha önceki örnekleri daha güzeli ile aşma isteğinin belirtilerini taşıyabilir. Estetik duygular evrensel olduğu kadar yerel kültürden, özellikle tarihten de etkilenir. Özetlersem, mühendisler estetiğin matematik ifadesi olan minimal tamlık, maksimal fayda ilkesinin diğer kelimelerle fazlası eksiği yok, faydası çok sistemlerin peşindedirler. İnşaat mühendisliğinde gittikçe önem kazanan yönetim modeli proje bazında yönetimdir. Proje, hedefleri, bütçesi, süresi ve performans kriterleri belirlenmiş bir kere yapılacak bir iş paketidir. Projelerin yapım serüveni fırtınalı bir denizde yelken açmaya benzer. Bu serüvende hava şartları misali konjonktürdür ve belirsizdir, dalgalar misali insan davranışlarıdır ve sorumludur. Proje için gerekli her türlü kaynak kısıtlıdır. Böyle bir proje serüveninde tek pusula sorulardır. Güzel ve mühendisçe sorulmuş sorulara güzel cevaplar gelir ve bilgi eksikliğini giderir. Özetle yelkenleri şişiren güç sorulara gelen cevaplardır. Mühendis soruları kendine, meslektaşlarına, yapısına, yapıyı çevreleyen doğaya, yapı sahibine, kullanıcılara ve ilgili herkese sorabilir. Limiti yoktur ama her soru imkanlar bütçesinden harcamaya neden olur. Limiti projeye tahsis edilmiş kıt kaynaklarla orantılıdır. Mühendisler belirsizlikleri azaltmak için mesleki bilgilerini durmadan yeniler ve zihinsel alet çantalarını zenginleştirirler. Çantalarında şartnameler, kalite kontrol kartları, test yöntemleri, benzer yapıların sonuçları, yön verici prensipler ve yaşamları boyunca biriktirdikleri sezgisel bilgi paketçiklerini yani binlerce heuristikleri bulundururlar. Mühendisler verimli sonuçlara ulaşıp ulaşamadıklarına yaptıkları hesaplar sonunda fakat daha çok tecrübelerinden süzülen sezgileri yardımıyla karar verirler. Tecrübe bir öğrenme eğrisidir. Hiçbir zaman mükemmel ve kesin değildir. Usta mühendisler tecrübelerinin sınırlarını çok iyi bilirler. Tecrübeyi sezgilerle konuşturmak mühendisliğin zanaatsal yönüdür. Tecrübeyi bilime ve estetiğe yaslayarak konuşturmak ise sanatsal boyutudur. Mühendisler önce bilim ile kozmostaki büyük senfoniyi ruhlarında duyar. Doğanın gizemlerini beyinlerinde ve kaslarında hissederler. Sonra oluşların akış halinde dile getirdiği ezgiyi dinlerler. Ve bu ezgiye göre projeyi yönetir, sezgileriyle düzenler, analizleriyle hacimlendirir, özgün ve mekanda donmuş bir müzik gibi sanat eseri niteliğinde önümüze koyarlar. Buraya kadar sunduğum mühendislik ve matematik güzellemesini
bilgisayarların ilk teorisyeni sayılan Wilhelm Leibniz'den bir alıntı ile pekiştirmek istiyorum. Müzik sanatı, insan ruhunun farkında olmadan sayı saymaktan duyduğu zevktir. Sözün özü söylenecekse, inşaat mühendisliği yapıların halinden anlama sanatıdır. Değerli dinleyenler, peki soralım inşaat mühendislerine, yapıların hallerinden nasıl anlarlar? Çok basit bir teknik kullanarak. Müsaadenizle 1-2 dakika çok sık kullandığım tecrübelerimden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Galata Kulesi Takviye ve Restorasyon Projesi 1964 yılında ortağım Köksal Anadolu ile tamamladığımız ve yapı merkezinin kurulmasına vesile olan bir projedir. İtiraf etmeliyim, 23-24 yaşlarında yönettiğimiz bu proje naif omuzlarım için çok ağır sorumluluklar içeriyordu. 1500 yıllık tarihi boyunca duvarları çatlamış, düzensiz onarımlar geçirmiş olan bu yorgun yapıyı sağlamlaştırmak, ona ömür vermek, İstanbul silüetinde simgeleştirmek için bilgim ve tecrübem çok eksikti. Danışmaya ihtiyacım vardı. Rüyamda Mimar Sinan'a danışmak için sordum. Bana değil, yapıya sor, dedi. Ben de kulenin beden duvarları ve oturduğu temel ile konuşmaya çalıştım. İlk denemelerde sessiz kaldılar. Fakat sonraları yapının yükleri taşırken vücudumun kasları, kas bağları ve kemikleriyle konuşabildiğini, çektiği sıkıntıları ve halini eğer hissedebilirsem bana anlatabildiğini keşfettim. Metodun mantığı basitti. Zihnimde kendimi yapının geometrisinde lastik silgi gibi esnek bir malzemeden yapılmış olarak düşünüyor ve sonra üzerime yükler geldiğinde ne şekle girerim diye soruyordum. Kaslarımda oluşan hisler çözümü ilham ediyordu. Sanki yapıyla empati kuruyordum. Bu yöntem beni her projede yapabildiğim oranda verimli sonuçlara ulaştırdı. Benzer bir empati metodunu işverenlerimle de test ettim. Fikirlerimi sunarken kendimi işverene imtihana gelmiş bir mühendis gibi görüyor, onların bana soru sormalarını ve dersime ne kadar hazır olduğumu sınamalarını istiyordum. Bu metot toplantının karşılıklı stresini yok ediyordu. Böylece işverenin bakış açısını, beklentilerini keşfediyor ve çözümleri o yönde geliştiriyordum. Kısaca yapı veya işveren ile empati kurmayı başarabildiğim oranda projenin potansiyel sorunları azalıyordu. Gençlere tavsiye ederim. Değerli köprüsever dostlar, genelde inşaat mühendisleri ve özellikle taşıyıcı sistem mühendisleri uygarlıkların en temel altyapısı olan köprüleri kuruyor, inşa ediyorlar. Köprülerin net bir işlevi vardır. Açıklıkları birleştirmek ve tasarlanan köprü ömrü boyunca üzerindeki trafiği zafiyete düşmeksizin taşımak. Bu karakteriyle köprüler tüm taşıyıcı sistemlerdir. Ancak köprüler sadece belirli yapısal ve uzamsal özelliklere sahip taşıyıcılar değillerdir. En az bunun kadar önemli, ikinci bir amaca daha hizmet ederler. Genelde tarihe tanık olurlar ve inşa edildikleri dönemin yapım yöntemleri, teknolojileri, malzeme kaynakları ve güzellik anlayışları hakkında kuşaktan kuşağa mesaj taşırlar. 4000 yıldır inşa edilen tüm köprüleri ana taşıyıcı tipine göre incelediğimizde 4 tipte toplandıklarını görüyoruz. 1- Kiriş köprüler, 2- Kemer köprüler, 3- Eğik askılı köprüler, 4- Asma köprüler. Diğer bir gruplama da köprü açıklığı esas alınarak yapılabilir. Kısa 100 metreden küçük, orta 100-600 metre, uzun 600-1200 metre, çok uzun 1200 metreden büyük açıklıklı köprüler gibi. Günümüzde kiriş ve kemer köprülerin ulaşabildikleri maksimum açıklıklar sırasıyla 330 ve 552 metredir ki orta açıklık sayılır. Uzun köprü olarak anılabilecekler sadece kablo destekli köprülerdir. Çok uzun ve açıklığı 1200 metreyi aşabilenler ancak asma köprüler olmuştur. Eğik askılı ve asma köprülerin ulaşabildiği en uzun ana açıklıklar ise sırasıyla Raski Köprüsü'nde 1104 metre ve Akashi Kayıkköy Köprüsü'nde 1991 metredir. Dünyada yaklaşık 150 milyon kilometre yol üzerinde 15 milyon kadar köprü hizmet veriyor. Köprülerin gelişimini tarihsel perspektifte incelediğimizde görüyoruz ki köprücülüğümüz uygarlığımızın paralelinde gelişiyor. Bugün çok daha büyük açıklıkları geçebiliyoruz. Elimizde daha yüksek mukavemetli ve daha kolay üretilebilen malzemeler var. Analiz yöntemlerimiz daha hassaslaştı. Makinelerimizin kapasiteleri arttı. Daha dayanıklı, daha sağlam, daha sofistike ve hatta daha ekonomik köprüler yapabiliyoruz. Ama
büyük mühendisler bu ilerlemelerin devrim anlamındaki sıçramalar içermediği fakat gelişimin evrimsel karakter taşıdığı konusunda hemfikirler. Çünkü köprücüler binlerce yıldır doğada ilkel haliyle mevcut olan dört tip taşıyıcıyı uygarlığın gelişimi paralelinde adeta milyonlarca kere kopyaladılar. Bu yolla köprücülüğün evrimini sağladılar. Henüz doğadan ilham alarak beşinci bir köprü tipi keşfedilemedi. Ekonomik ve pratik kısıtları göz ardı ettiğimizde günümüzdeki malzeme ve teknolojilerle teorik olarak giriş köprülerde 550 metre, kenar köprülerde 5000 metre, eğik askılı köprülerde 5200 metre ve asma köprülerde 10.000 metre açıklıklara ulaşılmasının önünde teknik bir engel yoktur. 2000'li yıllara girerken daha büyük açıklıkları geçmek için askı destekli köprü tiplerini kombine etmek mühendislere artık denenmesi gerekli yeni bir çözüm yolu olarak gözüküyordu. 1950'li yıllarda Dr. Dischinger 1400 metre açıklıkları zorlamak üzere eğik askılı ve asma kablolu köprüleri birleştirerek bir hibrit sistemini çözüm önermiştir. Bu öneri sistem çok estetik bir şekilde 2016 yılında işletmeye alınan 1408 metre ana açıklıklı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde başarıyla hayata geçirildi. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'nın asma köprülere öncü ve özgün yaklaşabilme potansiyeli dünyaya sergilenmiş oldu. Benzer ilginç bir karma sistem 1996'da Profesör T.Y. Lin tarafından Cebeli Tarık Boğazı geçişi için önerilmiştir. Bu çözüm 14 kilometre uzunluğunda 5000 metre açıklıklı asma köprülerin eğik askılarla desteklenerek kulelere asılmasıyla oluşturulmuştur. Karma sistemler benzer açıklıklı diğer tekil köprü alternatiflerine göre daha fazla rigidlik ve daha iyi aerodinamik davranış özellikleri sağlamaktadır. Cebeli Tarık geçişi için öneri yılındaki yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Birçok öneri yapılan ve mühendisler alemi için rüya gibi bir proje olacak olan Cebeli Tarık geçişine ait bir inşaat programı henüz ortada yoktur. Son 50 yıldır yapılan teorik çalışmalar ve açıklığı 1500 metre aşan asma köprü inşaatları çoklu kutu tasarımların rüzgar kuvvetlerine karşı yeterli direnci ekonomik sınırlar içinde sağladığını gösterdi. Bu sağlam bulgudan sonra cevabı aranan soru 2000 metre sınırını hangi projenin ne zaman aşacağı şeklinde dönüştü. Adaylar arasında Endonezya, Japonya, Norveç vardı fakat Türkiye yoktu. Oysa ki Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü 1960 yılından beri asma köprülerle ilgili etütler yapıyor, bilgiler topluyordu. 1973 ve 1988 yıllarında ikinci nesil köprülere örnek olabilecek nitelikte iki güzel asma köprüyü İstanbul Boğazı'nda inşa ettirdi. 2016 yılında ise çok iddialı 1550 metre ana açıklıklı Osman Gazi Köprüsü ve 1408 metre ana açıklıklı hibrit Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yap işlet devret modeliyle peş peşe işletmeye alabildi. Bu cesametteki iki köprüyü aynı yılda hizmete açabilmek benzersiz bir başarıydı. Akabinde hemen dünyanın en büyük açıklıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini 18 Mart 2017'de atabilecek hızda bir ihale programını uygulamaya koydu. Ben bu programın parçası olan şirketlerden birinin temsilcisi olarak buradayım. İnanıyorum ki Akashi Köprüsü ile 2000 metre sınırına yaklaşılması, Yisun-Shin Köprüsü ile çoklu kutu kesitin başarısının görülmesi ve Messina Köprüsü üzerinde yapılmış derin araştırmalar ile ulaşılan sağlam bulgular, Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerinde elde edilen başarılı tecrübeler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek için Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili çevreleri cesaretlendiren ve bir rekor için girişimde bulunmaya teşvik eden unsurlar olmuştur. Artık uluslararası asma köprü mühendisliğinin dikkati Çanakkale'dedir. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılarının simgelenmesine, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizin anısına, dünya bayındırlığına adanmış bu köprünün bizlere yatırımın karakteri ve tasarım ölçütleriyle de olağan ötesi sorumluluklar yüklemiş olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç bütün paydaşları birbirine ve hedeflere kilitlemiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022 yılında hizmete alınması hedeflenmektedir. Bu nedenle sezgisel düşünce ile sınama metodu, hızlı bir şekilde kıyaslama yapmak, tasarım çalışmasının sonuçlarını irdeleyebilmek,
yatırımcılar idarenin tasarım parametreleriyle ilgili bazı tereddütlerini giderebilmek ve kararlarını hızlandırmak için tarafımızdan geliştirilmiştir. Sınama metodunda 1915 Çanakkale Köprüsü dahil toplam 20 adet büyük açıklıklı asma köprüdeki 120 önemli veriyi içeren 2400 hücreli matris oluşturulmuş ve aralarındaki ilişkiler 100'den fazla regresyon analiziyle incelenmiştir. Regresyon çalışmalarının sonuçları topluca değerlendirildiğinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geometrik boyutları, kütle dağılımları ve malzeme kalitesi seçimleri açısından isabetli ve uygun tasarlandığına karar verilmiştir. Böylece geliştirilen sınama metodunun kullanışlı ve etkili olduğu görülmüştür. Bu analizler arasından bir örnek verirsek, ana açıklıkları birbirlerine çok yakın olan 14 metre yüksekliğinde kafes kiriş tabliyeli Akashi ve 3,5 metre yüksekliğinde çift kutu kiriş tabliyeli 1915 Çanakkale köprülerinin tabliye, kablo ve kule malzeme ağırlıkları toplamı kıyaslandığında Çanakkale'nin Akashi'den yaklaşık %34 daha az malzemeyle aerodinamik stabilite için gerekli rigidliği aynı mertebede sağladığı ve tabliyenin daha verimli kullanıldığı anlaşılmıştır. Kıymetli meslektaşlarım, asma köprü tasarlayan mühendislerin görevi her türlü statik ve dinamik yükler altında köprünün gereken performansı göstermesini sağlamaktır. Köprülerin açıklıkları büyüdükçe tabliye rigidliğinin kablo rigidliğine oranı hızla azalır ve tabliye narin bir elemana dönüşür. Köprünün esas rigidliğini veren ana kablo ise statik yüklerin çoğunu taşıyan ve gittikçe ağırlaşan bir omurga haline gelir. Ağırlaştıkça maliyeti artan kablo diğer köprü elemanlarının maliyetlerini de arttırır. Fizibilite ve sürdürülebilirlik tehlikeye girer. Bunun üstesinden gelmek üzere mühendisler aşağıdaki bazı stratejileri uygularlar. Köprünün diğer özelliklerini zedelemeksizin mümkün olan en büyük kablo sarkma oranı seçilir. Ana kablo üretiminde en yüksek mukavemetli teller kullanılır. Güvenlik katsayıları ve sınır gerilmeleri özenle belirlenir. Yüksek mukavemetli malzeme kullanımı ve uygun aerodinamik formlarla tabliye hafifletilir. Tabliyenin kaplama, tesisat ve ekipmanı olabildiğince hafif tasarlanır. Böylece rigidlik ve ekonomi dengesi sağlanmaya çalışılır. Dinamik yükler altında enerjiyi sönümlemek için yeterince büyük yer değiştirmelere ihtiyaç vardır. Buna karşın yapısal bütünlük için ancak yeterince küçük yer değiştirmelere müsaade edilebilir. Bu ikilemi uyumlandıran asma köprü tasarımları başarılıdır. Sadece kablosu olan bir taşıyıcı sistemde düşey ve burulma frekansları neredeyse aynı mertebededir. Asma köprülerde ise açıklıklar arttıkça statik davranışta olduğu gibi dinamik davranışta da ana kablo baskın hale gelir. Adeta tüm köprü sisteminin düşey ve burulma frekansları ile ana kabloninkiler benzeşir. Bu nedenle burulma ve düşey frekansların çakışma ihtimali artarak köprülerde çırpınma, çalkalanma, girdap saçılması gibi istenmeyen aeroelastik stabilite yetersizlikleri görülebilir. Kablolu köprülerin tarihinde inşaat sürecini aksatan ve sonrasında köprünün düzenli işletilmesini önleyen, hatta göçmesine sebep olan benzer yetersizliklere rastlanmıştır. Uzun asma köprülerde dinamik etkilere karşı azalan yapısal güvenliği arttırmak ve aeroelastik stabiliteyi sağlamak amacıyla alınabilecek başlıca önlemler şunlardır. Kütleler ve rigidlikler uygun dağıtılır ve testlerle sınanır. Köprünün enerji sönümleme kapasitesi arttırılır. Sisteme fazladan hiperstatiklik verilir. Rezonans ve benzeri olayların oluşması engellenir. Köprü aktif kontrol sistemleriyle damper, tampon, kılavuz kanatçık ve benzeri desteklenir. Değerli köprüsever dostlar, anıtsal nitelikte olması beklenen bir köprünün estetik kaygılar gözetilmeden tasarlanması düşünülemez. Aksine imajının estetiğiyle köprü heyecan yaratmalıdır. Estetik unsurlar ne kadar çok önemsenirse yapının ömrü o kadar uzayacak ve toplum eseri o kadar özenle koruyacaktır. Asma köprülerin devasa boyutları köprüden yansıyan görsel mesajları azaltmaz. Bilakis büyük açıklıkları aşan bir asma köprü taşıdığı yüklere karşı koymayı başaracağını formunun orantıları ve estetiğiyle göstermelidir.
Asma köprü elemanlarının biçimsel geometrisi, taşıma işlerine hizmet ettiği ölçüde estetik ve başarılı olur. Estetik düşünce, taşıyıcının güvenliği, konforu, kalitesi, servis ömrü, çevreye uyumu, kullanıcıların beğenisi gibi birçok boyut içerir. Bu boyutlar derin mühendislik ile harmanlanarak sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmelidir. 1915 Çanakkale Köprüsü, güvenlik, yapı sağlığı, ikaz, aydınlatma ve çevre koruma sistemleriyle yanı sıra ileri teknolojileri, estetik ölçütleri, işletme kalitesi, kullanım konforu ve müzesiyle kendisinden beklenenleri karşılayacaktır. Ayrıca dünya rekoru olacak ana açıklığı ile de gelecek kuşaklara asma köprülerin yaygınlaşması ve daha büyük açıklıkların aşılması yönünde cesaret verecektir. Tüm bu düşünceler ve zaman kısıtı nedeniyle değinmediğim birçok çağdaş ve çağın ötesinde düşünce daha 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımında özenle gözetilmektedir. Tüm estetik ve teknik unsurları ile köprünün uygarlığımızı yansıtan heyecan verici bir eser olacağına inanıyoruz. Özetlersek, eğer bir değişim ihtiyacı duyuluyorsa, değiştirmek istediğiniz sistem belirsizliklerle dolu ve karmaşık ise, başkaları tarafından çözümler bulunamıyorsa, eldeki kaynaklar yetersiz veya sınırlı ise, değişim için mümkün olan en uygun çözüm aranıyorsa, çözüm için toplumsal sorumluluk yüklenilecekse, siz bir mühendislik problemiyle karşı karşıyasınız demektir. Eğer sorunlara yukarıdaki şartlar içinde yer yer konuşmamda değindiğim stratejileri, ölçütleri, metotları, düşünme sistemleriyle sahip olduğunuz bilgi ve sezgileri de gözeterek bazen bir geri bir ileri de olsa uygun çözümler icat edebiliyorsanız siz bir mühendissiniz demektir. Ne mutlu sizlere. Teşekkür ederim Yasin. Müsaadenizle sözü size aktarayım. Sağ ol. Umarım. Teşekkür ederim. Çok kıymetli meslektaşlarım, koştura koştura birazcık daha fazla bilgiyi sunma telaşı içinde mühendisler ve kararları hakkında duygu uygulamalarından gelen görüşlerini sizlerle paylaştım. Gördük ki bütün mühendislik eserlerinde asırlardır sezgisel düşüncelerden ve matematiksel analizlerden oluşan sayısız mühendislik kararları kullanıla gelmiş. Hepsinin yararlı olduğu da görülüyor. Çünkü dünyayı değiştirdiler, değişim devam ediyor. Uygarlığımız gelişiyor. Dünkü mühendis ağabeyler bulundukları şartlar çerçevesinde görevlerinde başarı sağladılar. Onlara teşekkür borcumuz var. Şüphesiz geleceğin dünyası da bugünün mühendislerinin kararlarını test edecektir. Dilerim ki iklim değişimi tehdidi altında bugün verilen kararlar yarının dünyasında başarılı bulunur. Mimar Sinan'ı saygıyla anarak onun dilinden dua etmek istiyorum. Bugünün dünyasında inşa edilen eserleri görecek olan gelecek kuşaklar, sarf edilen çabanın ciddiyetini insaf ile değerlendirip eserde ter dökmüş emek sahiplerini hayırlı dualarla anarlar inşallah. Mühendis olduğumuz, mühendislik yaparak yaşamımızı kazanabildiğimiz ve köprüleri sevdiğimiz için mutlu olmalıyız, kıvanç duymalıyız. Bugün bu nedenlerle buradayız. Selam olsun köprü severlere, selam ve saygı olsun bugünün ve yarının usta köprücülerine ve mühendislerine. Bu duygu ve düşüncelerle çok zor şartlar altında başarıyla düzenlenen konferansa ben de gönülden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Do you have a video? Mm-hmm.
thank you, Ersin Bey, for this nice speech, and it is really breathtaking to see the achievements for your company and the Çanakkale Bridge. It is the milestone all over the world. Everybody is watching this bridge, and thanks for sharing all the details with us. And I would like also to thank to General Director of Highways, Mücahit Arman, for his speech, and Professor Polat Gülkan. And we will have a 10-minute commercial break, so we will just show some videos of the sponsors and Istanbul. And thank you. We will just give a 10-minute break, and we'll be back soon. Thanks. Mr. Chairman. Ses yok. Sponsorlara verelim. Sponsorlukan sessizlik yolunda on konusun yani. Geliyor zaten. Öyle mi? Evet. You are invited to
İstanbul Bridge Conference. You are invited to Istanbul Bridge Conference. Hello, greetings from Sheraton Istanbul Hotel Ataköy. You are invited to Bridge Conference in Istanbul. İstanbul Köprü Konferansı'na davet ediyoruz. You are invited to Istanbul Beach Park. You are invited to Istanbul Bridge Conference. You are invited to Istanbul Bridge Conference.
Hello, greetings from Sheraton Istanbul Hotel Ataköy. You're invited to Bridge Conference in Istanbul. İstanbul Köprü Konferansı'na davet ediyoruz. Konferansına siz değerli insanlar davetlisiniz.